Değerli basın mensupları, bizi ekranları başında izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok zor bir 4 gün geçirdik. Perşembe günü sabah bir televizyon programında bundan sonraki 3 günün bizim için çok zorlu geçeceğini, hepimizin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini iletmiştim. Bugün itibariyle elbette bu kalan 4 gün içerisinde farklı zamanlarda sizlere bilgilendirmeler yaptım. Sizlerin aracılığınızla kamuoyuna bilgilendirmeler yaptım. En son saat 1'de İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınının kontrol altına alındığı bilgisini vermiştik ve o saatten itibaren 5 yangının aktif olarak devam ettiğini söylemiştim. Bunlardan birincisi İzmir Menderes'teki Tahtalı Barajı'nın her iki yanında da devam eden yangın idi. Bunun enerjisinin düşürüldüğünü söylemiştim. Aynı şekilde arkadaşlar müdahaleye devam ediyorlar. Ancak arazinin çok sarp kayalık ve ulaşılma sorunu sebebiyle farklı yollardan ulaşarak, yollar açarak, birbiri peşine hortumlar ekleyerek buraya ulaşıyorlar. Müdahaleler devam ediyor. Bu gece boyunca da devam edecek. Tehlike arz eden herhangi bir durum yok. İkinci yangın Aydın Bozdoğan'daki yangın idi. Bu yangınla alakalı da arkadaşlarımız bütün gece müdahalelerine devam ettiler. Ve biraz önce biz keşiften döndük. Tekrar son haline baktık. Herhangi bir problem kalmamış görünüyor. Çok büyük oranda kontrol edildiği söyleyebilirim Aydın Bozdoğan'ın, ki birkaç kez söylemiştim, bizi endişeye sevk edebilecek kadar geniş bir alana yayılmıştı. Üçüncüsü Karabük idi arkadaşlar. Karabük'teki yangın da an itibariyle kontrol altına alınmış vaziyette. Yani 5 yangından bir tanesi kontrol altına alındı. Manisa Gördes yangını, o da dün itibariyle aslında çok yaklaşmıştık, ancak rüzgarın çok kararsız ve farklı yönlere şiddetli esmesi sebebiyle arkadaşlarımızı zorladı. Ancak onlar müdahalelerine devam ettiler. O da çok büyük oranda tamamlandı, ancak gece soğutma çalışmaları devam edecek. Yanlış eğer hatırlamıyorsam arkadaşların bana verdiği bilgi, yarın sabah itibariyle son kontrollerden sonra burası için de kontrol edildi bilgisini verebiliriz. Ancak şu anda büyük oranda kontrol edildiğini söylüyorum. Uşak Eşme, burada da hakikaten bizim tahminimizin ötesinde bizi uğraştırdı. Çünkü burada da ulaşılamaz yerler vardı maalesef. Ancak yine arkadaşlarımız bir şekilde yolunu buldular. Burada da büyük oranda kontrol sağlandı. Bununla ilgili de son bilgiyi yarın vereceğiz. Sabah son kontrollerden sonra. Aynı zamanda soğutma işlemleri de devam ediyor. Tabii güne güzel haberlerle başlamıştık. Ancak İzmir'deki son açıklamamızın üzerinden çok geçmeden şu anda içinde bulunduğumuz Muğla ili Ula ilçesinden bir yangın haberi geldi. Hemen arkadaşlarımız ilk müdahaleye başladılar. 14.21'de geldi. Daha doğrusu İHA'ların tespiti, onu söyleyeyim. 14.31'de de arkadaşlar ilk müdahaleye başladılar. Çünkü bütün güçlerimizin, yani tamamı değil belki ama büyük bir bölümü Bozdoğan yangını için seferber olduğundan, oradakileri de çekmek bu anlamda bizim açımızdan belki 3-5 dakika içerisinde de müdahale edilebilirdi. Ancak dediğim gibi arkadaşlar, çok hızlı olmasına rağmen burada 14.31'de ilk müdahale oldu.
Özür dilerim arkadaşlar. Düzeltiyorum. Saat 13.25'te, 13.35'te ilk müdahale oldu. Hali hazırda devam ediyor. Bizi endişeye sevk edecek herhangi bir şey yok. Ancak çok sık ve ulaşılamaz yine alanların olduğu bir bölge olduğu için arkadaşlarımızın müdahalesi ve mücadelesi gece boyunca devam edecek. Kolayladık. Yani enerji bir bölümü itibariyle düştü. Ancak eğer hakikaten kaçırılsaydı ve çok rüzgar düşük olması bize büyük avantaj sağladı. Eğer o şekilde olmamış olsaydı bu alan içinde, bu orman içinde çok ciddi bir tehlike oluşturabilirdi. Yarın sanıyorum öğle civarında son kontrollerden sonra burayla ilgili de daha net bilgi verebileceğiz. Yine o açıklamamızın üzerinden işte yaklaşık bir saat geçti. Mersin Silifke'de o da sizlerin bilgilerine düştü. Buradaki 14.21 idi. 14.31'de 10 dakika içerisinde müdahale başladı. Buradaki tabii arkadaşlarımızın çok yakında olması ve hızlı müdahale sayesinde 15.16 itibariyle Mersin Silifke kontrol altına alınmış oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz Muğla Ula Yeniköy'de ve hemen buraya yakın yatağında, o da 13.20'de başladı ormanlık alanda. O da 13.30'da ilk müdahalesi yapıldı. Yani birbirine yakın, aralarındaki birkaç kilometre olan iki yerde birden başladı yangınlar. Arkadaşlarımız her ikisine de müdahale ettiler. Yatağındaki yangın içinde şu anda herhangi bir tehlike, yerleşim yeri tehlikesi olmadığını söylemek istiyorum. Ula için gün boyu 11 uçak, 7 helikopter, 31 arazöz ve 210 personel sevk edildi. Bunların büyük bir bölümü de ulaştı ve müdahaleye devam etti. Yatağında 1 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 135 personel sevk edilerek yine oraya da müdahale edildi. Yatağının bir farkı var. Orası biraz daha yerleşim yerlerine yakın olduğu için Nebiköy, Kayırlı ve Ramada. Bu üç köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi. Bir risk yok ancak yine de tedbirli olmakta fayda var. Bir bölümü itibariyle bazı yolların kapatılması söz konusu olmuştu ama akşam rahatlayınca bu yollar da açılmış oldu. Değerli arkadaşlar, Perşembe günü sabah o televizyon programındaki ikazımızdan sonra bu ana kadar ne oldu? Ben bir toplam bazı bilgiler vermek istiyorum. O günden bugüne kadar, yani Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın, 247 toplam yangına müdahale edildi. Bunlardan 241'i kontrol altına alındı. Ben bu süre içerisinde toplamda 241 yangını kontrol altına almak için bizlere destek olan valiliklerimiz, yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, vatandaşlarımız, her kimler varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Hep söyledim, yine tekrar edeyim. Bu süre içerisinde bizim ikazlarımıza uyup tedbir alan ve hakikaten hassasiyet göstererek bizlere yardımcı olan, bizlerden de dualarını esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok. Ancak müdahalesi devam eden, enerjisi düşmüş, büyük oranda kontrol altına alınmış ya da belli oranda yarına kadar gece müdahaleleriyle iyileşmeyi sağlayacak ve bizlere de güzel haberler verecek olan sonuçları sizlerle paylaşacağımız yangınlar mevcut. Hepinize teşekkür ediyorum tekraren. Bizlerin bu mücadelesi esnasında bizlerle birlikte oldunuz. Bunları kamuoyu ile paylaşmamıza aracılık ettiniz.
Umuyorum ve diliyorum ki önümüzdeki pazar gününe kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bizlere olan uyarılarını hepimiz dikkate alırız. Hep söylüyoruz, mümkün olduğu kadar kapalı alanların dışında aleve, ateşe sebep olabilecek herhangi bir şey yapmayız. 15 Eylül'e kadar dediğim gibi bütün ilgili kurumlar, başta Orman Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, istim üzerinde, alarm durumunda. Diliyorum hiç bunlara gerek kalmasın. Bu vesileyle bu yangınlardan bir şekilde zarar gören, hatta hani evini terk edip daha sonra geri gelmiş olsa bile bir şekilde bunlardan etkilenmiş olan vatandaşlarımıza da şimdiden tekraren geçmiş olsun diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Sayın Bakanım, çıkış sebebiyle alakalı olarak Muğla'da özellikle biri 13.20'de, biri 13.25'te peş peşe evet. gelen iki yangın ihbarı oldu. Aydın'ın da çıkış sebebi bilinmiyor. Sebebiyle alakalı bir açıklamanız olacak mı? Arkadaşlar, kesinleştirmediğimiz ya da bizim net bilgimiz olmayan yangın çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyoruz. Çünkü bununla ilgili kolluk güçlerimiz, valilerimiz zaten araştırmalarını yapıyorlar. Onlar netleştiğinde de açıklamalarını yapıyorlar. Zaman zaman İçişleri Bakanlığımız bu açıklamayı yapıyor. Şu an için benim size söyleyebileceğim elimde net bir bilgi yok. Soruşturma ne durumda peki? Yeni gözaltılar mevcut mu acaba? Bu soruşturmalar hep yapılır zaten. İçişlerimiz tarafından. Eğer jandarma bölgesindeyse jandarma, polis bölgesindeyse polis. Netice itibariyle çok kısa bir zamanda sanıyorum valiliğimiz tarafından buradaki yangının çıkış sebepleri ve varsa sorumlularının yakalanma bilgilerini de sizlerle paylaşacaklardır. Tabii ben hep söylüyorum, belli düzeyin altındaki birçok yangın var. Yani bunların hepsiyle ilgili tek tek her seferinde bilgi vermiyoruz. Belli bir seviyenin üzerindeki yangınları sizlerle paylaşıyoruz. Orada da çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız müdahale ettiler ve bitirdiler. Onun da sonucunu bilmiyorum. Yani çıkış sebebiyle ilgili dediğim gibi valiliğimiz bu konuda gerekli bilgileri verecektir.